bahçe yolları var, tarım alanları, arazi yolları. Bizim bölgemiz üretici bölge. 16 bin kilometre kare alan ve bunun dörtte biri de tarım toprağı. Bu da son derece önemli. Burada çok katma değer yüksek ürünler yetişiyor. Özellikle sofralık, sebze, meyve, bunların zamanında pazara ulaşması gerekiyor. Kaliteli ulaşması gerekiyor. Buradan hasat ettiğiniz bir meyveyi hale gidene kadar hoşafını çıkartıyorsa yollar, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Onun için bu bölgede yol son derece önemli. Bu yol tarihi bir yoldu. Cumhuriyet tarihinden beri açılan bir yol. Ama ki Cumhuriyet tarihinden beri stabilize olaraktan kalan, hani insanların utanç duyabileceği, yani tarihinde utanç duyabileceği bir yoldu burası. Çünkü burası en çok tarım arazisinde kullanılıyordu. Tarım işçilerini burada tarım arabaları gelip almıyordu. Tarım işçileri kendi imkanlarıyla binebilecekleri, yani sağlıklı bir yola inip orada biniyorlardı. Bu yolu Vahap Seçer Başkanı'na Allah razı olsun ki bu yolu bize yapıverdi. Yapıverdiği için de biz kendine ayrıca bir teşekkür borçluyuz. Yani mahalle olaraktan, Çaltıbosul Mahallesi olaraktan bu yolu tarım üzerine çok kullanılıyordu. Onun için bize de bu yolu yapıverdiği için Allah razı olsun. Yükselt burada şu an bu yolu kullanabilecek nüfus sayısı, diyeyim ki sana, Yeni Çıktı'dan, Kırabucağı'ndan meydanı kullanmadan Yeni Çıktı, Sina, Çaltı, Çukur'dan Silifke'ye inme imkanını 6 kilometre daha yolu kısaltıyor bu yol. Daha doğrusu ambulans daha bu yola giremiyordu. 5 yıl içerisinde olması gereken hizmeti 1 yıl içerisinde Vahap Başkan'dan biz aldık. Allah razı olsun. Şimdi eskiden burada yol bile yoktu doğru dürüst. Yani traktörle bile zor gidilirdi. Hani güzel oldu şimdi. Asfalt dolunca daha güzel olacak inşallah. Hani şimdi arabamızla rahat rahat gelip gidiyoruz artık. Bundan sonra da daha rahat gelip gideceğiz. Burası 50 yıldır her seçim döneminde söz verilip bir türlü yapılmayan bir yol burası. Burada yazlık evimiz var, tarlamız var, bahçemiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Ben kendimi bildiğim bileli bu yol hiç asfalt görmedi. Yani Vahap Başkan da söz verdi yapacağım diye. Şimdi altyapı çalışması devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de asfaltı dökülecek. Buradaki yaşayan insanların yol sorunu kalmamış olacak diye düşünüyorum. Eskiden işte kimse tozdan dumandan geçiyor. Biz bile bahçelerimiz tozun dumanın içinde verim alamıyoruz. İnşallah bundan sonra iyi olacak. Kim olursa olsun, görüşü ne olursa olsun, hizmet edenlerden Allah razı olsun diyoruz. İkincisi, kim nere bir taş kursa muhakkak ki karşılığı vardır. Yapamayanlara da eleştirdik ama yapılanlar güzel şeyleri de güzel dememiz lazım. Güzel şeye güzel, yapılmayana da eleştirimizi deminden beri yaptık.